1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nden herkese selamlar, sevgiler. Hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. 22 yıldır edindiği misyonu, vizyonu ile toplum sağlığını önemseyen, hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, etkin, verimli, ulusal ve uluslararası düzeyde kaliteli sağlık hizmeti sunan şifa kapınız Zeytinburnu Avrasya Hastanesi, cilt veya saç sorunlarınız, güzelliğiniz, estetik operasyonlarınız ve bakımınız için de hastane içinde medikal estetik birimini kurdu. Burada birçok cilt hastalığının
tedavisi ve estetik operasyon işlemleri mümkün. Bugün Avrasya Hastanesi'nin medikal estetik ünitesinde yapılan işlemlerden bahsedeceğiz. Evet, bu alanda bizi tercih eden, hizmet alan, tavsiye eden birçok hastamız var. Buradan hepsine de selamlarımızı iletmek istiyoruz. Evet, öncelikle belirtmek isterim ki her kadın güzeldir. Hepiniz çok güzelsiniz. Biz güzelliğinize güzellik katmak için buradayız. Tabii akla sadece kadınlar gelmemeli. Her erkeğin de bakımlı olmaya hakkı var. Tüm işlemlerimizden, kaliteli hizmetlerimizden faydalanmak için kadın, erkek, herkes bize, medikal estetik ünitemize başvurabilir. Evet, medikal estetik birimi kapılarımızın ardında muhteşem bir ekip birliği var. Uzman doktorlarımız, cilt hastalıkları uzmanımız, plastik cerrahi uzmanlarımız, evet, başarılı estetisyenlerimiz, ilgili, deneyimli güzellik uzmanlarımız, karşılama danışmanlarımızla burada tüm sorunlarınıza yanıt bularak başarılı sonuçlar alabileceğinizi unutmayın. Hastanemize hizmet verdiğimiz her branşta olduğu gibi burada da hasta mahremiyetine karşı oldukça hassas olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Evet, lazer epilasyon odaları, kişilere özel, tek kişilik, uygulamalarda kullanılan iğneler ya da malzemeler hepsi sadece sizlere özel, tek kullanımlık. Bu konuda da oldukça titiz davrandığımızı tüm izleyenlerimize belirtmek isteriz. Evet, ben de bir hastane çalışanı aynı zamanda hizmet alan birisi de olarak başarılı sonuçlar elde edebileceğinize emin olabilirsiniz diyoruz. Evet, bugün hastanemizin cilt hastalıkları uzmanı, uzman doktor Deniz Yardımcı ve estetisyen Yeşim Sucu yayınımızda bizlerle. Öncelikli olarak kendilerine hoş geldiniz demek istiyoruz. Hocam hoş geldiniz. Yeşim Hanım hoş geldiniz diyoruz. Evet, biz günlerdir medikal estetik alanımızla ilgili yayınlar yaparken hazırlıklar yaptık. Sizlerin karşısına geçmek için sizlerden bize gelen birçok sorudan derlemeler yaptık. Birazdan bu soruları hocamıza, estetisyenimize ileteceğiz ve sizlere bunların yanıtlarını vereceğiz. Sorularımızla başlayalım istiyoruz. Değerli hocam yanında, estetisyenimiz yanında ve birçok merak edilen konular var. Bunlarla ilgili her bir izleyenimize cevaplarını vereceğiz. Evet, canlı yayın anında da sormak istediğiniz sorularınız olursa onlara da yanıt vereceğimizi bildirmek isteriz. Evet, hocam. Öncelikle başlamak istiyorum. Hemen son zamanların özellikle de favori uygulamaları arasında Scarlett. Evet. Scarlett nedir hocam ve hangi durumlarda uygulanır, bahseder misiniz? Ya Scarlett hakikaten bizim kliniğimizde de göz bebeğimiz gibi. Evet. Sonuçları çok iyi olan, cevapları çok iyi olan bir cihazımız. Bunda iğneler yardımıyla cildin katmanlarında kolajen yapımını uyararak cildin 5-10 yıl önceki canlı ve daha parlak hale gelmesini sağlıyor. Birçok alanda kullanılabiliyor. Başta işte dediğim gibi cildin canlanması, ameliyatsız yüz gençleştirme olarak evet, geçiyor zaten. Bunda bütün işte boyun ovalinin düzeltilmesi, boyunun ince kırışıklıkların açılması, yüz ovalinin toparlanması, çene deki sarkmaların engellenmesi, yine kaştaki sarkmaların toparlanması ve bütün yüze yapılan uygulamalarla cildin başka uygulamaları olan ihtiyacının da azalmasını sağlıyor. Onun haricinde yüzdeki izleri azaltıyor. Evet. Akne izlerine, çeşitli skarlara uygulayabiliyoruz. Onların toparlanmasını sağlıyor. Göz altı dahil olmak üzere cildin her tarafına, boyun ve dekolteye uygulayabiliyoruz. Buradaki lekelerin ve kılcal damarların azalmasını sağlıyor. Hakikaten yaptığı iş nedeniyle çok büyük bir rolü olan bir cihaz. Yani bizim devamlı elimizin altında olup neredeyse her alanda kullanabileceğimiz bir cihaz. Evet hocam, uygulamalarda zaten sıkça sizleri de görüyoruz. Şu anda zaten özellikle son zamanlarda birçok bayanın tercih ettiği şu evet, sivri, işte çenenin oval gelişi, aynen, işte kaşlar, göz altı gibi. Bu gibi uygulamalarda dediğiniz gibi evet, Scarlett tercih edilebilir. Peki hocam, Scarlett ağrılı bir işlem mi, merakı var? Bir ağrısı var. Normalde bu işlemi yapan cihazlar çok ağrılıdır. Scarlett bunlar arasında en az ağrısı olan cihazdır. Evet. Ama sonuçları en yüksek olan cihaz.
Öncesinde bir lokal anestezik krem uyguluyoruz hastamızın cildine. Ondan sonra yani hiç ağrı olmuyor demeyelim ama hafif ağrılı olan bir işlem. Ama sonuçlarını görünce hastalar o ağrı hiç gözlerine görünmüyor. Peki hocam bu tek bir seferde mi yapılır, kaç seans uygulanmalı? Yok, bir ay arayla 3 seans olarak öneriyoruz biz hastalarımıza. Ama hastanın durumuna göre bu seans araları da uzatılabilir, seans sayıları da uzatılabilir. Evet. Ortalama böyle 45-50 dakika civarında sürüyor bir seansımız. Evet. Dediğim gibi hani dekolte ve boyna da uygularsak o seans süresi bazen bir saate doğru da kayabiliyor. Bir ay arayla 3 defa geliyor hastalarımız ama hani onun sonrasında da hastalar mesela bir skara uyguluyorsak daha fazla seans gerekebilir. Mesela sarkmalara da, vücuttaki sarkmalara da uygulayabiliyoruz, çatlaklara da uygulayabiliyoruz. Onlar da seans aralıkları biraz daha farklı oluyor. Teşekkür ediyorum. Scarlett'le ilgili evet birçok merak edilenler vardı. Dediğim gibi son zamanlarda gerçekten favori uygulamalar arasındaydı. Evet, izleyenlerimize bu konuda merak ettiği soruları yanıtlamış olalım hocamın vesilesiyle. Hocam da bu konuda oldukça başarılı, bu işlemi de birçok kez tekrarlamış ve başarılı sonuçlarda gördüğümüz hastalarımız var. Yani bir de şöyle bir özelliği var. Yani küçük yaştan itibaren herkese uygulanabilir. Evet. Hiçbir ciltte bir yara, bir hastalık olmadığı sürece hiçbir kontraindikasyonu yok. Herkese yapabiliriz. Alerjisi olanlar da dahil olmak üzere. Yani hiçbir çekince oluşturmayan bir cihaz. Peki hocam, şimdi önemli sorulardan birine değinmek istiyoruz. Dolgu ve botoks. Hocam bu ikisi çok karıştırılıyor. Yani dolgu hangi bölgeye, botoks hangi bölgelere uygulanır ve nedir? Bizi açıklayabilir misin? Ya botoks bir çeşit kasların çalışmasını engelleyen aslında bir zehir. Evet. Bu belli bir süre için, ortalama işte 5-6 ay civarında kalış süresi, o kasların kasılmasını engelliyor. Evet. Yani özellikle biz bunu mimik kaslarına uyguluyoruz. Göz kenarı, kaş ortası, alındaki mimik kaslarına. Bazen çene etrafındaki ince kıvrımlara da uygulanabilir ama esas uygulama yerimiz göz etrafı ve alın, kaş ortası. Evet. Bunlara uyguladığımız zaman oradaki mimik çizgileri yapmamızı engelliyor botoks. Belli bir süre için o bölgeyi kasamıyoruz. Dolayısıyla oradaki kırışıklıkların açılmasını sağlıyor. O kırışıklıklar kaybolunca da tabii cildin genel bir taze görüntüsü oluşuyor. Aynı zamanda düzenli botoks yaptırılırsa eğer 6 ayda bir, evet, yeni kırışıklıkların oluşması da engellenmiş oluyor. Evet. Botoksu bir de kırışıklık haricinde terlemede de kullanıyoruz. Koltuk altı, el ayak terlemelerinde. Onlar da mesela ne yaparsa yapsın koltuk altı çok terleyen hastalarımız oluyor. Evet. Onlar da bir 6 ay kadar mesela yaz başı geliyorlar. Yapıyoruz uygulamamızı. En azından bütün yazı rahat bir şekilde geçiriyorlar. O terleme şikayetinden kurtulmuş oluyorlar. Onda da faydalanıyoruz. Evet, onu da evet bu vesileyle de terlemede de etkili olduğunu evet, izleyenlerimize duyurmuş olalım. Yani hocam yaklaşık 6 ayda bir izlemanız. Evet, kabaca öyle. Yani esas hani firmanın bize ilettiği 4,5-5 aydır botoksun süresi ama o mimik kaslarının kullanımına göre o süre uzayabiliyor. Yani kabaca 6 ay gibi düşünmek lazım. 6 ay gibi söyleyebiliriz. Peki hocam, hastanemizde lazer epilasyonda ciddi anlamda bir hasta sayımız var. Birazdan dolgu ile ilgili merak edilene de değineceğim. Lazer epilasyonda hocam peki hangi bölgelerde lazer epilasyon uyguluyoruz ve bunun kaç seansta sonuçlarını hasta görebiliyor? Şimdi lazer epilasyon neredeyse vücudun her bölgesine uygulanabilir. Öyle bir belli bir şey yok. Hastalar işte genital bölgeye uygularsak iç organlara zarar verir mi, üremeyi bozar mı falan diye merak ediyorlar bazen. Evet. Öyle bir şey söz konusu değil. Sadece kılın boyutunda zaten etkili lazerler. Yani lazeri biz başka bir alanda kullanmak istesek kullanamıyoruz. Mesela bir damara etki etmesini istesek damar lazerini kullanmamız lazım. Bu sadece kıl boyutunda etkilidir. Dolayısıyla hani kıldan hariç başka bir yere bir zarar vermesi söz konusu değil. Onun haricinde bizim için önemli olan en iyi cevap aldığımız hastalar beyaz tenli ve kıllarının koyu olduğu hastalar. Evet. Lazerde en çok başarı bu tip hastalarda sağlanır. Bizim elimizde bir tane diyotumuz, iki tane Alex'imiz var. Alex nispeten daha açık tenlilerde kullandığımız, her bölgeye uygulayabildiğimiz bir cihaz. Evet. Diyot da daha esmerlerde tercih ettiğimiz,
dalga boyu daha uzun olduğu için daha derinlere etki edebilen bir cihaz. Onun isterseniz uygulama aralıklarını size Yeşim Hanım söylesin. Evet, Yeşim Hanım'dan evet, lazer epilasyon bilimimizde yaptığımız hizmetlerle ilgili izleyenlerimize bilgi verebilir misiniz? Hasta geldikten ilk görüşme esnasında kıl boyutuna bakıyoruz, uzunluğuna bakıyoruz. İşlem ayda bir tekrarlanıyor genelde. Belli periyotlarımız var. 1,5 ayda, 2 ayda bir şekilde hastamızı evet. Çağırıyoruz. Bu tabii kıl çıkış yönüne göre tabii ki değişiyor. Düzenli tabii ki seans istiyoruz hastalarımızdan. Düzenli işlem olduktan sonra sonuç almamızı hemkârlıyor hiçbir hastamız. Peki lazer epilasyon öncesinde veya sonrasında yapılması gerekenler var mı Yeşim Hanım? Bununla ilgili bize söyleyeceğiniz bir notunuz var mıdır? Şöyle, hastamız geliyor. Önce bir hocamızın gözetim altında bir kıl kontrolü yapıyoruz dediğim gibi. Kısaltma işlemi istiyoruz hastamızdan çünkü uzun kıla lazer olmayacağını bunun bilgisini veriyoruz. İlaç kullanımı çok önemli. Eğer kişinin kullandığı bir ilaç varsa doktorumuza danışarak zaten dondurma işlemi ya da gebelik işlemi varsa hastamızda onları dondurmayla bekletiyoruz. Sonrasında peki operasyondan çıkarken hastalara özellikle şunu yapmayın, seansınız bitti, bugün bu olsun dediğiniz bir nokta oluyor mu? Yok, hayır. Yani serbest, lazerden sonrasında? Şöyle, bronzlaşmaması bizim için bronzlaşmaması. Önemli. Yaz döneminde renginin değişmemesi önemli. Evet. Onun dışında hiçbir şekilde kısıtlandığımız bir şey yok hastalarımızda. Rahatlıkla seanslara girip hayatlara devam ediyoruz. Sizler de bu konuda oldukça deneyimli, yıllardır da burada hizmet veren, başarılı sonuçlar almamızda da gerçekten bu deneyimlerinizin etkisi olan insanlardansınız. Size de bu anlamda teşekkürlerimizi sunalım. Peki hocam sizden hemen istediğim bir şey var. Bu cihazlarımız hakkında bize cihazlarımızın özellikleriyle ilgili izleyenlerimize bilgi verelim mi sizin mesleğinizde? Diyot ve Alexandrite cihazı. Şimdi dediğim gibi Alexandrite cihazı sonuçları gayet iyi olan koyu özellikle kıllarda kullandığımız bir cihaz. Evet. Ama ten eğer hastanın teni çok koyuysa ilk planda Alex'i tercih etmiyoruz. O zaman diyotu tercih ediyoruz. Çünkü çok koyu tenlerde Alex'te tam tersine ciltte yanma olabilir. O yüzden önce diyotla biraz daha cildin o kılların şeyini ayarlıyoruz. Ondan sonra tekrar Alex'le devam ediyoruz. Yani en büyük farkı o. Bir de dediğim gibi diyot daha geniş alana hitap eden bir cihaz olduğu için ince olan kılları da görme etkisine sahip. Alex çünkü bir yerden sonra mesela özellikle yüzde ince kılları çok fazla görmüyor. Evet. Ama böyle hastalarda diyottan faydalanabiliyoruz. Yüzü çünkü tam tersine eğer görmeyen kıllara Alex'le atış atılırsa ki birçok yerde bunu görüyoruz başarı sağlanmaz bilakis kıllarda artış olur. Yani lazerin istediği şeyi sağlamadığı gibi tam tersine reaksiyon olur. Bu sefer hani onlarla da uğraşmak gerekir. O yüzden onun çok iyi ayrımını yapmak lazım. Yani beyaz ciltte ve kalın kıllarda Alex. Evet. Çünkü Alex oradaki kılın melanin dediğimiz pigmentini görüyor. Direkt oraya yönelik atış atıyor. Ondan dolayı eğer hafifse, kıllar daha inceyse ya da cilt çok koyuysa o zaman da diyot. Diyot kullanıyoruz. Peki hocam az önce botokstan bahsetmiştik. Peki hocam yine özellikle kadınların da çok tercih ettiği dolgu konusuna değinmek istiyoruz. Hocam dolgu nedir? Ne kadar zaman aralığında tekrarlanabilir ve hangi bölgede uygulanır? Ya dolgu doğal cilt yapısına uygun hyaluronik asitten yapılıyor. Bu cilde dediğim gibi yapısına uygun olduğu için zaman içerisinde ciltte eriyerek kayboluyor. Hı. Kalıcı değil. Kalıcı dolgular da var ama evet. Bizim kliniğimizde uyguladığımız hyaluronik asit. Evet. Bunun kabaca kalış süresi 1 yıl civarında. 1 yıl. Kullandığımız dolgunun. Dolguyu yine kıvrım yerlerini doldurmak, boşluk olan, iz olan yerleri toparlamak, yine yüzün ovalini ortaya çıkarmak, işte hani burundaki kıvrımlarda yapabiliyoruz, dudağı dolgunlaştırmak için kullanabiliyoruz. Yine yüzdeki çökmelerde zamanla yüzdeki aşağı sarkmaları toparlamak amaçlı kullanabiliyoruz. Aynı zamanda el üstlerindeki kırışıklıklar için de kullanabiliyoruz. Bunlar için de kullanılabiliyor, tabii. Evet.
Tekrardan dolgu ve botoks tercihlerinizde evet bizi tercih edebilirsiniz. Bu konuda da hocam oldukça deneyimli ve birçok yine başarılı işlemleri mevcut. Bu konuda da hizmet alan birçok hastamız var. Eminim ki onlar da yayınımızı izliyorlarsa bize görüşlerini bildireceklerdir. Evet, şimdi hocam peki şöyle bir sorumuz var. PRP, mezoterapi, evet. Bunlar nedir ve hangi bölgelere niçin uygulanır diye bizleri izleyicilerimiz şimdi bazı hastalar dolgu ve botoks gibi yüzün genel görüntüsünü değiştiren uygulamaları istemiyorlar. Evet. Sadece hastamız diyor ki ben ince kırışıklarımdan kurtulmak istiyorum ama yüzümün görüntüsü değişmesin, daha parlak, daha canlı, daha tok bir cildim olsun. Hı hı. Bu tip hastalarda biz onlara PRP mezoterapi uygulamalarını öneriyoruz. PRP alerjik olan özellikle hastalarda daha çok tercih ediyoruz. Çünkü kendi kanından yapılan bir uygulama bu. Hastanın kanını alıyoruz santrifüjde. Trombosit dediğimiz yara iyileştirici faktörlerin yoğun olduğu bir plazma elde ederek bunu saç bölgesine ya da yüz bölgesine uyguluyoruz. Yüze uyguladığımız zaman bu kıvrımların olduğu yerleri, lekelerin olduğu yerleri, izlerin olduğu yerleri bir hastalık gibi kabul edip iyileştirme yönünde çalışıyor. Aynı şekilde bu PRP uygulamasını saça da yapabiliyoruz. Saçta da dökülme olan yerlerde, özellikle işte kadınlarda tepeden olan açılmalar, yine erkeklerde tepeden olan açılmalarda onları yine bir hastalık olarak kabul edip iyileştirme yönünde çalışıyor. PRP'nin yaptığı işlev bu. Mezoterapi de dolguda kullandığımız hyaluronik asidin daha düşük konsantrasyondakinin vitaminle karışmış bir solüsyonu. Bunu ihtiyacına göre hastanın, mesela hasta diyor ki benim lekelerim var diyor. O zaman leke için olan ürünlerle bu solüsyonumuzu karıştırıp leke bölgelerine ve cildin geneline uyguluyoruz. Ama hasta mesela ben lekeden değil de işte kırışıklıktan şikayetçiyim derse o zaman farklı mesela somon DNA'sı ekleyebiliyoruz ya da o hyaluronik asitin dozunu yükseltebiliyoruz. Nem ihtiyacım var derse o yönde olan ürünleri ekliyoruz. Bu şekilde cildin daha parlak, daha canlı, daha genç hale gelmesini sağlıyoruz. Yani aslında bütün yaptığımız işlerin şeyi insanların birkaç yıl önceki hallerine dönmelerine yardımcı olmak. Kimse yaşlanmak istemiyor. Evet, son kırışmak istemiyor. Çok tercih ediliyor bu tarz işlemler evet. Gerçekten de. Hocam dermapen en çok sorulanlar arasında bize evet. Geldi. Dermapen hocam nedir ve hangi bölgelerde uygulanan bir işlemdir? Ya dermapeni şimdi bu mezoterapi ve PRP uygulamalarımızda yardımcı olarak kullanıyoruz. Evet. Burada saçtaki dökülmelerde de kullanabiliyoruz. Yüzdeki izlerin tedavisinde de hem mezoterapiyle hem de PRP ile kombine ederek uyguluyoruz. Bunu dermapeni aynı zamanda mesela akne tedavilerinden sonra hala kalan hastalarımızın rahatsız olduğu izlere uygulamada kullanıyoruz. Yine hafif çatlaklarda, hafif skarlarda, yüzde oluşmuş izlerde yine dermapen uygulamalarını tercih edebiliyoruz. Aynı zamanda böyle gözenekleri çok açık ciltlerde de dermapeni kullanabiliyoruz. Peki hocam bu dermapen dediğimiz şey tek bir seferlik bir işlem mi? Bir değil. Seans gerekiyor. Yani hastanın durumuna göre 3 ila 5 seans arasında yapıyoruz onu. 2 haftada bir geliyor hastamız. İşte biraz bir kızarıklık oluyor yüzünde. Evet. Hemen hani ertesi günü işte bu zaten uygulamaların hepsinde sonrasında şöyle bir şey önemli. Mutlaka güneş koruyucuyu kullanmaları gerekir hastaların. Her türlü uygulama, lazer de dahil olmak üzere evet. Yüze yapılan her türlü uygulamadan sonra hastalar ona çok dikkat etmesi lazım. Çünkü cilt hassas hale geliyor. Sonrasında mutlaka bir leke oluşumunu engellemek için güneş koruyucu kullanılması gerekli. Evet hocam şimdi cilt bakımına geçmek istiyorum. Evet. Önce sizden sonra da Yeşim Hanım'ın bu konudaki uygulamada oldukça sıklıkla bulunduğu için katkılarını da alacağız. Hocam cilt bakımı ne kadar sıklıkla yapılmalı ve cilt bakımının faydaları nelerdir? Bahseder ya misiniz? Şimdi cilt bakımı kabaca cildin kullanacağı her türlü ilaç için çok daha hazır hale gelmesini sağlar. Evet. Yani cildi bizim temizleyemediğimiz kadar derinlemesine temizleyerek kullandığımız ürünlerin etkisini arttırır, çok daha hızlı bir şekilde emilmelerini sağlar. Aynı zamanda da cilt daha derinlemesine temizlendiği için lekelerin, işte siyah noktaların, sivilcelerin azalmasını sağlar. Evet. Yani kabaca yaptığı iş budur. Ama biz Yeşim de şimdi bahseder evet. Size.
sistemimizde cildin yapısına göre kullanıyoruz. Yani işte yağlı ciltte farklı bir cilt bakımı yapıyoruz. Hı-hı. Kızarmaya meyilli ciltte farklı bir cilt bakımı, neme ihtiyacı olan ciltte farklı, leke için olan da farklı. Ona göre uygulamaları ayarlıyoruz. Cilt bakımı işleminde az önce kısa kısa işlemler gördük ama bize bunlardan bahseder misiniz? Ne gibi aşamalardır bunlar? Öncelikle cildimizi temizliyoruz. Hocamız zaten hastamızı görüyor ve analizimizi yapıyoruz. Buhar yöntemiyle önce bir cildimizi sakinleştirmeye, sıkmaya hazır hale getiriyoruz. Zaten izledik. Evet. Görüntülerimiz de var. Sıktığımız cildi, hazırladığımız cildi, belli solüsyonlarımız var. Ceza uygun, cilde uygun, lekeli, işte ten rengine uygun. Onları solüsyonlarımızı cildimize temas ettirerek, yedirerek iyice masaj yöntemiyle cildi rahatlatmaya çalışıyoruz. En son zaten can alıcı maskemiz var. Maske. Tabii en son. Her cildin yapısına göre. Evet. Değişen bir maskemiz var, evet, her cildin yapısına göre. En son insanın, işte hastalarımızı özellikle rahatlatan masajla cildimizi daha sakin, daha ferah dediğimiz bir tonda sakinleştirip sonlandırıyoruz. Ciddi, evet. Ciddi bir parlama söz konusu, evet. Anında hocam. Gözle gördüğüm, evet, bir şekilde, tabii, oluyor. Biz, evet, burada uygulamalarda da görüyoruz. Tabii ki sadece videoda değil. Hastanın girdiği, işlemi bittikten sonra çıktığında, tabii, yüzündeki o... Zaten cilt bakımı en hızlı bizim cevap veren işlemimiz. Evet. Yani akşama bir davet edecekseniz sabah gelip cilt bakımı yaptırın. Sonra makyajınızı üstüne. Cilt bakımı hocam ortalama süre olarak ne kadar sürüyor? Yani 40 dakika, 1 saat arası sürüyor. Bir zaman ayırmaları, evet, yeterli olacaktır. Ciddi anlamda da ciltte bir rahatlama hissettiğini söyleyenler çok oluyor. Tabii tabii. Evet. Yani onu hastanın durumuna göre 15 günde bir de olabilir, ayda bir de olabilir. Mesela birkaç seans yapıp sonrasında artık tamam cilt bakımı yapmayacağız. Diğer size verdiğimiz ürünlerle devam edin de diyebiliriz. Onu her hastaya göre tekrardan ayarlıyoruz. Peki hocam, İhsan isimli bir takipçimiz sormuş. Gözaltı ışın tedavisi uyguluyor musunuz, hı hı, diye? Ya bizim kliniğimizde gözaltı ışık dolgusu yapmıyoruz ama, evet, mezoterapilerimiz var gözaltına uyguladığımız. Hı hı. Mezoterapi uygulaması yapıyoruz. Onun haricinde de yine bu kullandığımız dermapenler ve skaletlerde gözaltı doldurma tedavilerinde kullanılan malzeme, şeyler, cihazlar. Evet, birçok operasyondan, işlemden bahsettiğiniz hocam. Evet. Skarlet, dolgu, botoks, lazer epilasyon, PRP, mezoterapi, dermapen, cilt bakımı derken tabii ki sadece bunlarla sınırlı değil. Hocam, hastanemizde cilt hastalıkları ile ilgili de birçok başarılı, evet, tedavide özellikle yer almış olmakta. Hocam, peki tedavi ettiğiniz cilt hastalıklarından da kısaca izleyenlerimize bahsedebilir misiniz? Ya şimdi biz tabii saçtan el ayak parmak tırnaklarına kadar dışta olan bütün hastalıklara bakıyoruz. Hı hı. Aynı zamanda ağız içinde, genital bölgedeki olan hastalıklar da bizim alanımızda. Dolayısıyla egzamalar, dermatitler, sedef hastalığı, mantar hastalıkları, onun dışında herhangi bir alerjik reaksiyon, ciltte yanıklar, bütün cilt enfeksiyonları hepsi bizim alanımızda. Evet. Onların dışında da biz ayrıca kliniğimizde kriyoterapi dediğimiz uygulamalar yapıyoruz, dondurma tedavisi. Bunu nasırlarda, sihirlerde uyguluyoruz. Yine çeşitli benleri almak için kullandığımız koter tedavilerimiz var. Onun dışında tırnaklarda oluşan herhangi bir problem, saçta oluşan herhangi bir problem. Yani bu yaptığımız PRP'ler, mezoterapilerin haricinde tabii ki sadece bunlarla gitmiyor. Aynı zamanda hastalara bunların yanında hem sürme hem ağızdan ilaç tedavileri ekleyerek hastaları takip ediyoruz. Yani bunlar çünkü tek başına değil, hepsinin bir arada yapılması gereken tedaviler. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Evet, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Medikal Estetik Ünitemizden cilt hastalıkları uzmanımız, uzman doktor, deniz yardımcı ve estetisyenimiz Yeşim Sucu'ya yayınımıza katılıp sizlere de güzel bilgiler sundukları için, evet, sizler huzurunda teşekkür ediyorum. Sizler de merak ettiğiniz birçok şeye bu vesileyle yanıt buldunuz. Bu soruların birçoğu zaten sizler tarafından bizlere ulaşmıştı. Her türlü medikal estetik hizmeti ya da cilt hastalıkları problemleriniz için uzman doktor
Deniz Yardımcı'dan randevu talebinde bulunabilirsiniz. Özellikle bu süreçte bizler her türlü tedbiri hastane olarak almış olup hijyen kuralları doğrultusunda hizmet verdiğimizi sizlere tekrardan belirtmek isteriz. Ama yine de hastanemize gelemeyenler, bizlere irtibata geçmek isteyenler varsa online görüntülü muayene gerçekleştirebiliriz branşımızda. Evet, web sitemizden ya da çağrı merkezimizden de bizlere ulaşıp randevu talebinde bulunabilirsiniz diyelim. Evet hocam, izleyenlerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sağlıklı bir cilt için sağlıklı bir hayat gerekli tabii ki. Yani tek başına yeterli değil. O yüzden lütfen hem beslenmemize hem sporumuza dikkat edelim. Bunların hepsi bir bütün. Bunları ne kadar düzgün yaparsak cildimiz de o kadar güzel cevap verir. İzleyenlerimize tekrardan şunu da hatırlatmak istiyoruz. Evet, 14 Şubat'ta geldi çattı malum Sevgililer Günü. Biz de hastane olarak ne diyoruz? Sağlık ve sevgi sunuyoruz. Evet, tüm sevdiklerinize de bu yayının sonrasında şöyle diyebiliriz. Medikal estetik hizmetlerimizden hediye etmeye ne dersiniz diyoruz. Evet, o zaman avantajlı bu hizmetlerden ve fiyatlardan faydalanmanızın da tam vakti diyoruz. Medikal estetik ünitemizde sizlere hizmet sunacağımız tüm aşamalarda indirimli fiyatlardan da faydalanabilirsiniz. Bize danışın, bize ulaşın. Evet, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde bu konuda güvenilir, deneyimli bir hizmet sunuyoruz. Evet, hepinize sevgilerimizi gönderiyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Avrasya Hastanesi'nde Şifa Kapısı programımızda panelimizi sizlerle birlikte paylaştık sevgili izleyenlerimiz ve Avrasya Hastanesi Başhekimimiz Profesör Doktor Ali Rıza Cenan bugünkü panelle ilgili neler söyleyecekler hocamızdan dinleyelim. Evet, teşekkür ederim. Çok verimli bir konuşmaydı bana göre. Ben de can kulağıyla dinledim. Merak ettiğim şeyler vardı işlerinde. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hakikaten cilt bakımı, güzellik kavramları bunlar son derece aslında son yıllarda çok önemli. Hem erkeklerde de artık bayağı bir böyle botokslu, dolguydu yaptırmaya başladılar. Ki bence de yapmaları lazım. Ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum ve bu sağlıklı biçimde yapılması son derece önemli. Böyle özellikle merdiven altı yerlerde çok sağlıksız ve uzman olmayan kişilerin ellerinde yapıldığı zaman bazen bunlar çok tehlikeli hale gelebilirler. Evet, yok. Çok tehlikeli olabilirler. O yüzden genelde böyle hastane ortamlarında bu işlerin yapılması çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Burada Deniz Hanım sağ olsun çok tecrübeli ve çok iyi niyetli, başarılı, çok başarılı. Bizde ben de birkaç kez böyle destek aldım, eşim de destek aldı. Çok memnunuz. Yani kendisine teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Bizler de size çok teşekkür ediyoruz hocam. Bu güzel imkanı izleyenlerimizle buluşturduğunuz için. Rica ederiz her zaman. Kanal 78 ekranlarından Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteydik sevgili izleyenlerimiz. Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesinde dijital programlarımız devam etti. Bugün de çok önemli bir panelimiz vardı ve cilt doktorumuz bizlerle birliktelerdi. Dermatolog hocamız Deniz Yardımcı bizlerle birlikteydi ve çok güzel konulara temas etti. Peki hocam, programımızla ilgili, panelle ilgili neler söyleyecekler, kendilerinden dinliyoruz. Yani panelde hastalarımıza güzellik uygulamalarımız hakkında bilgi verdik. Cildinizin daha canlı, daha taze, daha fresh olması için neler yapıyoruz? Siz ne gibi hizmetler almak istersiniz? Aletlerimizi tanıttık. Yaptığımız işlemlerden bahsettik. Genel bilgilendirme. Evet, botokstan, dolgudan ve cilt yenilemelerden bahsettik. Evet, hocam. Evet. Ve Avrasya Hastanesi'nde de bunların hepsi gerçek. Evet, evet. Ünitemizde olan cihazlarımızdan Scarlett cihazımız, evet, var. Ameliyatsız yüz gençleştirme olarak. Onun dışında PRP, mezoterapi uygulamalarımız, dolgu botoks uygulamaları, lazer epilasyon uygulamaları, yine leke tedavisinde kullandığımız lazerlerimiz var. Bunların hepsini yapıyoruz. Ve son zamanlarda da çok tercih ediliyor uygulamalar. Evet, tabii. Yani bunlar hani ameliyat olmayıp basit bir şekilde, evet, insanlar hemen geliyorlar. Ufak bir müdahaleyle daha güzel bir görüntüye sahip oluyorlar. Neden olmasın? Ufak İnsanlara cazip geliyor tabii ki. Söyleyebilir miyiz hocam? Ufak dokunuşlarla 5-10 yaş gençleşebiliyoruz. Evet, aynen öyle.
Tabii bununla beraber bir renk sınırımız da yok yapılan uygulamalarda. Tabii ki yani bazı uygulamalarda hani çok erken yaşlarda botoks dolguyu önermiyoruz zaten ama diğer uygulamalar için işte cilt bakımlarıdır, akne tedavileridir, epilasyonlardır. Bunlar da zaten yaş şeylerini hastalarımıza bilgilendiriyoruz. Ve epilasyon uygulamaları da çok önemli hocam. Evet. Ve lazer uygulamalarımızda da teknolojinin getirmiş olduğu yenilikleri Avrasya Hastanesi'nde uyguluyoruz. İki adet Alex, bir tane diyot cihazımız var. Onlarla hastalarımızın lazer epilasyon tedavilerini sağlıyoruz. Ve hijyenik kurallar çok önemli ve siz de çok titizlik gösteriyorsunuz bu noktada. Tabii yani onları hani ben anlatmaya ihtiyaç duymuyorum açıkçası. Zaten onlar ABC'si işin. Evet. Yani hijyen olmadan hiçbir şey olmaz. Çünkü yaptığımız işin bir anlamı olmaz. Dolayısıyla bizim için en önemlisi o. Hem personelimizin kendi açısından hem hastalarımız açısından. Onu zaten hani ben bahsetmiyorum bile ihtiyaç yoktur diye. Çünkü o olmadan hiçbir şey olmaz temizlik ve hijyen olmadan. Hocam tabii böyle bir işlem yapılacaksa mutlaka uzman ellerde yapılması gerekiyor. Tabii ki. Çünkü son zamanlarda da çok duyuyoruz. Merdiven altında yapılan bu tür işlemler sonuçları çok da mutsuz bir şekilde neticelenebiliyor. Bize de geliyor. Yani insanlar mutlaka yaptırdıkları işlemleri inceleyerek gitsinler. Her zaman ilaçları, kullanılan maddeleri görmek hakkına sahipler. Ne yapıldığına baksınlar ve mutlaka ehil ellerde. Yani bu tür işlemler dermatolog, plastik cerrah haricinde uygun değil. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Güzel bilgilerden dolayı çok teşekkürler. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Bugün de Avrasya Hastanesi'nde Şifa Kapısı programımıza medikal estetik konusunu sizlerle paylaştık sevgili izleyenlerimiz. Medikal estetik denildiği zaman çok önemli konuları bilebiliyoruz. Nedir bu konular? Ciltteki sorunlar ve tabii ufak dokunuşlarla da bir yaş ya da birçok yaş gençleşebiliyorsunuz. Ve bu önemli konuları değerli hocalarımızdan, uzmanlardan dinledik. Peki hastanemizin değerli yöneticilerinden İbrahim Uğurlu neler söyleyecekler? Hocamdan dinliyoruz. Evet, hoş geldiniz. Sizlerin de bildiği gibi bizler yıllardan beri burada Sağlık Bakanlığımızın sağlıktaki okur yazarlık düzeyini yükseltmek ve bilinçlendirmek adına ve ayrıca kurumumuzun da sosyal sorumluluk ortak değeri adına bu panelleri düzenliyorduk. Daha önce yüzlerce kişi o salonda doluydu. Bu COVID-19 korona virüsü sebebiyle binlerce kişiye ulaşıyoruz. Evet, bunu dijitale dönüştürdük. Dijital. Bugün de evet onlarca panellerimiz yapıldı dijital. Gerçekten yüz binler, on binler, 200 binler gibi izleyicileri görmek. Dün 50-60 kişiye ulaşalım derken bugün yüz binlere ulaşılıyor. Bugün de evet medikal estetik ve estetik bölümüydü. Cildiye doktorumuzu dinlediniz. Evet, çok önemli bilgiler. Burada evet çok önemli. Sağlığın ciltten geçtiğini ondan duyduk. Sağlıklı bir beden için sağlıklı bir cilt. Sağlıksız bir bedenin aynası yine cildimiz. Evet. Sağlığımızın aynası cildimiz diye. Evet ama bu iş yine basından toplum içerisinde gördüğümüzde bu işin mutlaka ehliyetli insanlar tarafından yapılması. Yani Cumhuriyet Kanunlarının ona verdiği hekimlik, cildiye doktoru ve plastik cerrahının yapması gerektiği işler. Bunun için ehliyet gerekiyor, altyapı gerekiyor. Çok güzel bir ekip de gerekiyor. O doktorun gözetiminde güzel bir ekibin de olması gerekiyor. Bunu şunun için söylüyorum. Basında evet çok üzücü, istenmeyen, içimizi sızlatan konular görüyoruz.
ölümle dahi sonuçlanabiliyor. Evet, son anda, son şeyinde, oralarda o evet. işlemin yapılıp tam donanımlı hastanelere, bizlere ulaşmak zorunda kalınıyor. Yani cirtleri yanabiliyor. Evet, ama maalesef bazen geç kalınmış da olunabiliyor. Bu nedenle halkımızdan isteğimiz, dileğimiz. Lütfen kendinize dokundururken, cildinize dokundururken evet. önemli değil ne varmış bu ciltte, bunu başka biri de yaparmış gibi düşünülmemesini, emin ellere gelmelerini evet. Arzu ederiz. Bu panelimizin de içeriği, konusu, yaptıklarımız ve yapacaklarımızın teminatı olan bir paneldi. Evet. Ciddi bir bilgilendirici konular vardı içerisinde. Kadın evet. erkek herkes kendine bir... Evet, sadece güzellik, güzellik evet, sadece kadınlar için olmadığını da vurguladılar. Evet, artık son yine. Zamanlarda erkeklerimiz de kendilerine evet, çok erkeklerin iyi bakıyorlar. De artık dedelerin bile dahi kendine bakması evet. gerektiği gibi... Çünkü ufak dokunuşlarla yaş olarak da gençleşiyoruz. Bir 10 yaş gidebiliyoruz hocam. Gençleşiyoruz, evet. güzelleşiyoruz. Daha özgüvenli hale geliyoruz. Daha özgüvenli oluyoruz. Moralimiz yüksek evet. Oluyor. Evet, sadece sağlık beden değil, beden, ruh, evet. sosyal boyutuyla. Kendilerini mutlu görmek istiyorlarsa gelsinler Avrasya Hastanesi'ne, bu güzel hizmetlerden faydalansınlar. Mutlaka, evet, öncelikle Avrasya Hastanesi deriz ama nerede olursa olsun evet. doktor olmayan, hekim olmayan dokundurmasınlar. Evet. deriz. Hocam çok güzel mesajlar. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Halkımıza sağlık ve sevgi sunuyoruz. 14 Şubat Sevgililer Günü. Evet. Tüm sevenlere, tüm sevgi yüreğinde taşıyanlara şimdiden kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sevgi dolu günler diliyoruz bizler de efendim. Evet, bu güzel mesajların ardından ne diyoruz sevgili izleyenlerimiz? Sevgi dolu günler sizlerin olsun. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi,
çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.